Chery Tiggo 8 Pro Max'te birlikteyiz. Gönye Otomotiv'deyiz. Onlara da burada destekleri için teşekkür ediyorum. Birazdan aracı kullanacağız. Zaten sabit bir incelemesi kanalımızda mevcut. İzlemediyseniz kartlar bölümünden ve açıklamadaki linkten izleyebilirsiniz. Hadi gelin birlikte kullanalım. Chery Tiggo 8 Pro Max nasıl bir araçmış? Birlikte deneyimleyelim. Yeni 145 beygirlik motoruyla. Ama videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda ekranda çıkan Instagram hesaplarından da beni takip edebilirsiniz. Hadi gelin sürüşe geçelim. Tiggo 8 Pro Max'in direksiyonu başındayız. Zaten dışarıdan bir giriş yapmıştım. Şöyle camlarımı bir temizleyeyim sadece. Tiggo 8 Pro'dan tabii ki farklı olarak motorda böyle bir 183 beygirden 145 beygire bir revizyon oldu. Euro 6D normlarına uyum sağlamak için. Bunu tabii insanlar merak ediyor. Bu arada şu AVM tuşuna bastığım zaman 360 derece görüş sistemini de aktif edebiliyorum buradan. Aracın her noktasını gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Kameraları çok net içerinin. Bu konuda beğeniyorum. Kanalımızda bu aracın showroom içerisinde sabit bir incelemesi mevcut. İzlemediyseniz kartlardan ve açıklamadan videonun başında da söylediğim gibi izleyebilirsiniz. İçeride Avantgarde pakete benzer bir hava hakim ama ekranlarımız olsun, gerek kokpit yerleşimi olsun biraz daha farklı ondan. Direksiyon özellikle ben normal 8 Pro'nun Avantgarde harici direksiyonlarındansa bu direksiyonu beğeniyordum. Omoda 5'teki direksiyona benzeyen bir direksiyon zaten bu. Daha güncel duruyor, bunu söyleyebilirim. Sürüş hissi de daha güzel, offsetli bir direksiyon. İlk kasesimizden geçtik. Konfordan yavaş yavaş ben deneyimlerken teknik detaylardan bahsedeyim. Torkumuz aynı 290 Nm. Sadece beygir gücümüz 145'e geriledi gibi görülebilir ama böyle bir araba için 1.6 turbo ve 145 beygir gayet yeterli bir güç bence. Zaten 0-100 değerlerinden vesaire de kendini gösteriyor. Bunu ekranda teknik detayları görüyorsunuz. Burada tabii bu revizyonun yakıta çok büyük bir etkisi var. Özellikle önceki nesil motor, yani önceki motor biraz yakıt olarak cüsse gereği, ağırlık gereği ve aerodinamik yapı gereği 10-11 litrelerde geziyordu. Bu biraz daha tutumlu bir motor. Efficient diyecektim ama Türkçesini söyleyeyim. Tutumlu bir motor. Aracın genel olarak sürüş hislerinden bahsedecek olursak yalıtımla başlayalım mesela. Şöyle biraz daha gidelim. 60. Mesela ben normal 8 Pro'yu da kullanmıştım. Burada lastiğin etkisini görebiliriz. Artık 8 Pro Max'ler Continental lastiklerle geliyor. Önceden farklı bir lastik markasıyla geliyordu. Onun etkisini hissediyoruz. Önceden biraz 70'lerde böyle hafif yol sesi almaya başlıyordu lastik kaynaklı. Burada o bayağı tolere edilmiş. Ekranlar bu arada oldukça okunaklı ve gecikme yok. İnsanların bazıları eleştiriyordu bu noktada. Onu da Chery dikkate almış. Burada bence kullanıcılarının eleştirilerini dikkate alan bir marka olması Chery'yi biraz daha tercih edilebilir kılıyor. Özellikle yeni girdiği pazarlarda Türkiye gibi distribütörlerin ve markanın kullanıcıları dinleyerek bir geliştirme yoluna gitmesi hoş. Sürüş modlarımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Normale aldım. Normal mod. Sesli olarak da görüyor. Şöyle bir sport'a alalım. Sport mod. Hani dip gaz bile yapmadan, şöyle yarısına bile görmeden gazın, araba hemen kendini atıyor zaten. Gayet seri bir şekilde hızlanabiliyor. Ben yine normal alayım. Şanzımanın ve gaz tepkisi çok hızlı bir şekilde değişebiliyor sürüş modları arasında. Bakın burası bayağı böyle düzensizdi. Özellikle böyle biraz frensiz ve gazsız girdim. Arabanın davranışını güzel görüyorsunuz arabayı ataletine bırakınca. Yüksek bir araba olmasına rağmen bağımsız süspansiyonun etkisiyle arabanın yol tutuşu çok güzel. Yoldan kopmak istemiyor. Bu virajda mesela biraz böyle kafadan açma için özellikle birebir bir virajdır. Yokuş aşağı bir viraj çünkü. 50 ile falan girdiğinizde araba kaymaz ama size davranışı hakkında bir izlenim verir. Arabanın gövdesi çok büyük olmasına rağmen pek bir gövde salınımı yok. Bu konuda da güzel. Sürüş destek sistemlerinin hepsi sunuluyor bu araçta. Şuradan ayarlayabiliyoruz. İşte tabii şeritte olmadığım için etkinleştirmedi. Evet. Şu an ben döndürdüğüm için, evet, gördüğünüz gibi dikkatiniz dağıldı, lütfen sürüşe odaklanın diyor. Bu da güzel bir şey. Yani sizi sürekli yolda tutmak istiyor. Ben tabii ekranlara falan baktığım için ayarlarken bana uyarıyı veriyor. Bozukluklardan bilerek geçiyorum. Biraz arabayı deneyimlemek adına. İlk izlenimim, süspansiyonlar sessiz çalışıyor. Bu güzel bir şey. Özellikle sürüş konforunda süspansiyonların sessiz çalışıyor olması insanın arabayı kullanırken biraz daha zevk almasını sağlıyor. Bu araba sonuçta bir aile otomobili, yerden yüksek bir araç. Otoholdumu da aktif edeyim. O yönden baktığınızda konfor önemli. Bu araçta performanstan ziyade, hani performans yeterli olsun, hani sürücüyü
üzmesin yeter diye düşünüyoruz. Ama konfor bu araçlarda önemli. Özellikle 7 kişilik büyük aile otomobillerinde konfor önemli. Şimdilik izlenimlerim şöyle 3 kilometre falan oldu yola çıkalı. Gayet iyi. Yalıtımı güzel. Hani düzensizlikleri yalıtma şekli güzel süspansiyonların. Lastikler de tabii kontinental etkisini göstermiş. Bu noktada gerçekten huzurlu bir seyahat ediyorsunuz. Tabii motor güçlü, şanzıman çift kavrama olunca araba da bu gücünü yola daha iyi aktarıyor. Sizi de üzmüyor. Yakıt olarak yola çıktığımızdan beri 8 litre bastık, çektik, sakin kullandık. Geneli açık trafikteydi. Önceki 8 Pro'yu kullandığım zaman o araba bu kullanımda 9 litre civarında yakmıştı. Demek ki burada araba 1 litre bir yakıt tasarrufu sağlamış. Bu da motorun etkisi olarak kendini gösteriyor. Tabii sürüş destek sistemi beni sürekli uyarıyor. Dikkatini dağıldı, sürüşe odaklan veya hız sınırı 50 tabelasını görüyor. Güvenlik donanımları biliyorsunuz artık tüm otomobillerde standart olması gerekiyor. Burada da etkisini görüyoruz. Head-up display var, tam önümde görüyorum şu an. Gayet okunaklı, sürüş destek sistemlerini, hızımı ve tabela tanıma sistemindeki tabelayı gösteriyor bana. Gayet net bir şekilde okunuyor. Tam önüme baktığım zaman onu görmem güzel. Göstergeyle çok işimin olmasına gerek kalmıyor. Yol bağlantılarında bakın hiç yani şöyle normal bir şekilde arabayı kullanırken gayet iyi bir şekilde hızlanıyor. Hızımızı ayarlayalım. Şöyle arttıralım biraz da. 80 yaptım. Mesafemi kısa ve otopilotumu da devreye aldım şu an. 80, 82 yapalım. Şehir içi hız sınırı. Şu an ekranda kör nokta uyarısı da beni arabanın arkasından gelen araçları gösteriyor. Aynı şekilde aynada da yanıyor. 80'lere çıktığımızda böyle yol sesi çok uzak doğulu otomobillerde çok oluyordu. Bu araç D sınıfı, onu hissediyorsunuz. Jeko 7 ile çok kıyaslanıyor. O da biliyorsunuz Chery'nin premium markası. Bakın kendi fren yapıyor. Ben şu an hiçbir şeye basmıyorum. O da Chery'nin premium markası biliyorsunuz. Çok benzer hissettirdi. Açıkçası o C segmenti premium SUV tabii. Bu D segmenti. Şöyle sinyalimizi verelim. Şeridimizi değiştirelim. Şehir içi seyir hızlarında ben şu sistemleri kapatacağım. Kendim kullanmayı daha çok seviyorum. Şöyle mesela 100'e bir çıkayım. Bakalım 100'de nasıl. Cüssesi büyük bir arabadır. 100'lerde falan bir rüzgar sesi beklersiniz. Bu araçta pek yok. Yalıtımı güzel. Akustik camlar var zaten. Çift cam bu aracın camları. O yönden baktığınızda da yalıtım olarak çalışılmış. Bu noktada Çinliler ellerinden geleni yapıyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yakıtım hala 8 litre bu arada. Bastım, çektim, yüksek hıza çıktım. Demek ki şehir içinde açık trafikte 8'lerde yakacak bu araba. Yoğun trafikte yine 9-10'ları ben bekliyorum. Sonuçta 1600 kilo, 1.6 turbo, güçlü bir araba. Normal bir tüketim değeri bu araç için. Pro'dan Max'e geçişte arabada Pro'dan Max'e geçti. Arabada gelişim bayağı fazla bence. Bu noktada beğendim arabayı. Tercih edilebilir. Şu an biliyorsunuz ek vergi muhabbetinden dolayı biraz fiyatlar arttı ama zaten Chery indirim yaparak bunu biraz tolere etmeye çalışıyor elinden geldiğince. Güzel bir otomobil olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizlerle paylaşırsanız da sevinirim aynı şekilde. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.